biraz durmakta fayda var. Sayın temsilciler, ben hiç kimse değinmedi. Ben biraz değineyim bari. Şimdi Balkanlar'da ve Kafkasya'da sürükleyici bir faktör olarak rol oynuyor dil. Yani çatışmaların hızlandırılmasında ciddi bir motivasyon rolünü oynuyor. Bunu tespit ediyoruz. Çünkü çatışan tarafta etnik bakımdan farklı olduğu gibi aynı zamanda dini bakımdan da farklıdırlar. Ve aralarındaki tarihi hesaplaşma bir bakıma dini bir hesaplaşma olarak bugün tecavüz ediyor. İşte Erbil'de Hristiyan, Azeri'de Müslüman, Avasa'da Müslüman, Kürcü'de Hristiyan, Boşnak'ta Müslüman, Sırp'ta Ortodoks ve sadece bu 400 yıllık çok eski bir şeyi, bir tarihi var. Fakat bu Türk-Kürt olayında dinin yatıştırıcı ve birleştirici bir rol oynadığını görüyoruz. Burada da çok tamamen aksi bir durum var bir gösterim olarak. Ayrıca Türkiye'de gerek örgütlü din olsun, gerekse bağımsız Müslüman gruplar olsun, genelde cemaatte ve tarikatta bu olayın dışında kalmaya özen gösterdiler. Yani ne devletin tam yanında yer aldılar, ne de aktif olarak bu olaya askeri çözüm getirmek durumunda olan örgütlerin hareketlerinin yanında da yer aldılar. Ama bu devletin temel politikasını, bakış açısını paylaştılar anlamına da gelmemeli. Çünkü ben Kürt aydınlarının bazı yayınlarında sık sık rastlıyorum. Bana kalırsa bu eksik bir gözleme dayanıyor. Şimdi bu bir piramide benzetecek olursa, piramidin üstüne doğru çıkıldıkça dini etki azalıyor ve çatışma riski artıyor. Piramidin tabanına doğru girildikçe dini etki artıyor, çoğalıyor, çatışma riski azalıyor. Böyle bir durum var. Bence Türkiye'de Kürt sorunu psikolojik düzeyde çözülmüştür. Yani Türkiye'nin, Türklerin ve Kürtlerin aldığı en önemli mesafe bu. Yani şu ortaya çıkmıştı, biz bir arada yaşayacağız, kopmayacağız. Bir psikolojik duvar açılmıştı. Nasıl bir arada yaşayacağız? Bunun hakkı, hukuku, mekanizması, siyasi yapılanması nasıl? O bir tartışma konusu. Ama Kürtler geleceklerini Türkiye'de görmektediler ve Türklerle birlikte görmektediler. Aksi olsaydı eski Yugoslavya'da meydana gelen olayın bir benzerinin de Türkiye'de olması beklenirdi. Halbuki eğer Türklerin ve Kürtlerin dünyadaki geleni 25 milyon ise veya 30 milyon eski rakamı ben de bilemiyorum. İnşallah daha çoktur da söyleyebiliriz yani. Bunun 15 milyonu Türkiye'de yaşıyordu ve bu 15 milyonun %65'i de Türkiye'nin batı bölgelerinde yaşamaktadır. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Yani Kürt sermayesi, Türk sermayesiyle iç içe evlilikler devam ediyor. Kürt bilim adamları, Kürt aydınları batıda, Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da yaşıyorlar ve bunlar modern kültürü burada tüketebilirler. Yani Şırnak'ta, Adıyaman'da, Hakkari'de bu modern kültürü tüketemezse Kuzey Irak'ta veya yeni Kürt Federe Devleti'nde de tüketemezler veya İran Kürdistan'da da bunu tüketemezler. Gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi açıdan bence Kürtler geleceklerini Türklerle beraber görüyorlar. Bu önemli bir psikolojik duvarın açılması. Türkler de Kürtleri Kürt olarak kabul etmenin gerekli olduğu noktasına geldiler. Ve Anadolu'nun çok daha etnik açıdan zengin bir coğrafya olduğunun farkına bu Kürt meselesi sayesinde vardı. Bir bakıma bu Kürt meselesine de teşekkür etmek lazım. Gerçekten çünkü biz de herkesi Kürt zannediyorduk ama işte öyle değil. Yani. Şimdi sonuç, ben biraz uzattım, kusura bakmayın, bitiriyorum. Son sözlerimi söylüyorum. Sonuç çok kültürlü, çok uluslu imparatorluklardan milli devlete geçtikten sonra ortaya çıktı. İşte Avusturya, Macaristan, Rusya veya Osmanlı İmparatorluğu bir şekilde sorun çözüldü. Osmanlı İmparatorluğu'nda 10.060'a yakın bir arada yaşıyormuş. Şimdi iyi bir kötü bir ayrı ama bir arada çatışmalar yaşıyorlardı. Bence
dünyada doldurdu, bunu Sayın Akat ifade etti, anlattı, tekrar bunun üzerine durmayacağım. Bölge, ikinci nokta da şu, bir devletin dünyada doldurması olayında başka, bizim bölgemiz, yaşadığımız bölge, tarih boyunca büyük imparatorluklar ve büyük devletler tarafından etkik demek, ünite ve milli devlet bu bölgenin yapısına uygun değil. Bir önemli nokta daha, küreselleşme ve karşılıklı bağımlılık ortaya çıkıyor. Ekonomik, kültürel ve sosyal alanda karşılıklı bağımlılık giderek hızlanıyor, yaygınlık kazanıyor. Bunun siyasal ve iktidari alanında yansıması ve yeni yapıları ortaya çıkarması gerekir. Bu Kürt meselesi de böyle bir fırsatı doğurması bakımından bence önemli. Bu küreselleşmeye bağlı küreselleşmede tarihsel ve kültürel ögeler, sosyal yapıların benzerlikleri ve ekonomik çıkarlar dominant rol oynayacaktır. Yani bir yanda küreselleşme fikri artarken öbür yanda da bölgeselleşme fikri de ortaya çıkıyor. Sosyal yapıların, tarihsel kültürel ögelerin birbirine benzeyen, ekonomik çıkarların, kaderleri birbirine benzeyen, bağlı olan topluluklar, parçalar bir araya geliyor. Yeni bölgeler ortaya çıkarıyorlar. Dolayısıyla Kürtler de kaderlerini Türklerle, Araplarla ve İranlarla birlikte paylaşacaklar. Kürtlerin kaderi Avrupa'da değildir. Kürtlerin çıkarı ve kaderinin Avrupa'da olmadığı gibi İslam dünyasındadır diye ben düşünüyorum. Bu ülkede yaşayan halkların kaderi ortak ve ben bir Müslüman olarak şunu düşünüyorum. Peygamber Efendimiz'in bu mübarek Ramazan'ın bir sözünü hatırlayın size. Kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe tam mümin olamazsın. Ben kendim için ne istiyorsam bunu Kürt kardeşin için de istiyorum. Ne istiyorum? Kültürel haklar, siyasal haklar, hukuki haklar, ekonomik vesaire vesaire. Çok yollar konuşuyorum. Burada altı çizilen siyasal, kültürel taleplerine, önceki teknici ve konuşmacıların düşüncelerinin taleplerine ben de katılıyorum. Söylemeye gerek yok. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu gönüllü ortaklık ve eşitlik temelinde Türklerin de Kürtlerin de katılabilecekleri, yeniden inşa hareketine girişebilecekleri bir dünya olacaktır. Şimdi burada emniyetin videosu da var. Bir şey söylemek istiyorum ama niyetim Mustafa Kemal'e hakaret etmek değil. Bunun peşine söylüyorum. Kesin olarak böyle. Diyarbakır'da işte Cemil Paşa olay bittikten sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Kürtlerin durumu da yeni ünlüler ve milli devlette çok kötü bir durumda ortaya çıktıktan sonra sormuşlar ne oldu demişler Paşa'ya. O da öyle demiş, vallahi demiş Selanikli Mustafa, Diyarbakırlı Mustafa'yı kandırdı. İnşallah bu yeni dönemde Selanikli Mustafa, Diyarbakırlı Mustafa'yı kandırmayacak. Kardeşler bir arada yaşayacak ve yeni bir yapı ortaya çıkaracak. Çok teşekkür ederim. Sayın Mehmet Altan'dan ve Ramazan Kiraz'dan Barışan Kırkbilgi'yi yapmak istiyorum. Sayın Altan ateşli bir hastalıktan evinde yatıyormuş. Kendisine geçmiş olsun diyor, haber diliyoruz. Sayın Kiraz Türk dışında olduğu için katılamamış. Mazeret bildirmişler. Şimdi 15.30'da siyasi partilerimize söz vereceğim için yorumcu arkadaşlarımızın biraz daha zaman yetenek kullanmalarını rica ediyorum. Sayın Ömer Sezgin. Değerli arkadaşlar, siyasi partilerin değerli temsilcilerinin ne söyleyecekleri benim de çok bildiğim bir açıkçası. Bu nedenle konuşma süreme bağlı kalacağıma çalışacağım ve eğer divan beni uyarırsa ben olurum. Şimdi Türk meselesi Türkiye'de yani artık bir savaş bunu açıklayacağım söyleyeceksin. Savaş mı? Doğrudur. Bu savaşı devletin politikasıyla daha önceki bazı konuşmacı arkadaşlar söyledi ettiler. Nasıl olduğunu buna girmeyeceğim. Ancak devletin bu yapısı ve bu politikası sadece Kürt meselesinin
kamyon aynı zamanda Türkiye'nin öteki meselelerinin de önünü kapatıyor. Çözülmesinin önünü kapatıyor. Yani artık Türkiye toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremez durumda. Ben hepimiz bunu biliyoruz da ama bir türlü bunu hep birlikte söyleyemiyoruz. Dünyanın yeni düzeninde hem de Türkiye toplumunun ihtiyaçlarına cevap verilmeyen bir yapı. Böyle bir yapı ve anlayışla yani Türk meselesinin çözülmesi çok güçtür. Bir çatışma ortamı, bir savaş ortamı var diyoruz. Yani topyekun bir savaş olmasa bile. Şimdi böyle bir ortamda sağduyulu seslerin çıkması, seri kanlı soruna yaklaşılması çok önemli bence. Neden önemli? Çünkü bize şu 10 yıllık pratikte gösterdi ki Kürt meselesi politik bir mesele ve ancak politik araçlarla çözülür. Başka hiçbir araç bu meseleyi çözemez. Daha da araştırıyor. Bir ikinci sorun yani şeyler ne kadar önemli olursa olsun, amaç ne kadar önemli olursa olsun ve haklı olursa olsun kullanılan tarz bence en az o kadar önemlidir. Siz hangi tarzı kullanırsanız amaçlarınızda farklı farklı yollardan ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla başarılı olma ve başarısız olma şansınız da ona göre değişiyor. Hatta bu kullandığınız tarz bence oluşturmak istediğiniz toplumu da bugünden şekillendiriyor. Eğer bir devlet örneğin savaş sonucu ortaya çıkmışsa kaçınılmaz olarak askerlere yönelecek olabilir. Yani militarist bir yapı olacak. Geçmişte bir Cezayir'e bakın, Türkiye'ye bakın, başka örnekler var dünyada. Savaşla, çatışmalarla kurulmuştur bu devlette. Sonuçta ya tek parti bir sistem olmuştur, monotik bir yapıya karışmıştır. Ya da çok kanlı iç savaşlar yaşamıştır. Dolayısıyla bugün bizim kullanacağımız yöntemler bence çok önemli. Gelecek açısından çok önemli. Şimdi Sayın Bülent Tanrı anayasa değişmeden bir takım reformlarla Kürt meselesinin belli koşullarda çözülebileceğini ve bir iyileştirilmeye gidebileceğini söyledi. Tabii ki Bülent Tanrı'nın bu şeyleri, önerileri sanki değerdir bence. Çünkü biz birbirimizi anladıkça ve birbirimize kabul edebileceğimiz şeyler anladıkça ancak sorun çözülebilir. Yani eğer siz sadece tek tarafın psikolojisiyle ve yaklaşımlarıyla soruna yaklaşırsanız bu sorun çözülmez. Nitekim Kürt meselesi de iki taraflı bir mesele ve iki tarafın mutabakatıyla çözülmesi gerekiyor. Mutabakat şarttır, konuşmak, tartışmak şarttır ve barışçı çözümü şarttır. Çünkü özellikle Kürt meselesi burada çok önemli. Bir, Kürtler ve Türkler öyle deniz aşırı bir sömürgecilik ilişkisiyle birbirlerine bağlı değiller. Birbirlerine çok yakınlar. Artık bu görüşlerden sonra iş yere geçti yani belli ölçülerde. Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan sınırları, yani Türkiye'nin buradan kolay kolay vazgeçmesi, bu çatışmalar sonucunu düşünülemez. Hele büyük devletlerin Orta Doğu ile ilgili fikirleri düşünülürse Kürt meselesinin böyle çatışmalarla değil gerçekten de sağduyulu yaklaşımlarla ve barışçı bir biçimde çözülebileceği fikri bence daha mantıklı. Dolayısıyla Bülent Tanrı'nın bu yaklaşımını ben anlamıyorum. Fakat ben yani bu tür reformlarla da sorunun radikal bir biçimde çözülemeyeceğini düşünüyorum. Neden? Birincisi, Kürt meselesi gerçekten güne göre çok daha farklı bir yerdedir. İkincisi, Sayın Murat Belge sözünü etti. 20 Anayasası ve 24 Anayasası'ndan söz etti. Şimdi 20 Anayasası daha farklı bir ifade var. 24 Anayasası'nda farklı bir ifade var. Madde karşılıklı bakayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağlılığıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Bu bence
anayasamızın Kürt meselesi bakımından ideolojik nedeni oluşturuyor. Eğer Türkiye'de siz herkesi Türk olarak kabul ederseniz ve bunu bir anayasa maddesi boyunca yaparsınız, o zaman öteki anayasa maddelerini de ona göre düzenlersiniz. Örneğin siyasi partiler bir kanser edemezler, ırk temelinde, milli niyet temelinde, ulusal etkin temelinde parti kuramazlar. Dernekler, vakıflar işte bir başka bir Türklerden başka bir milletten söz edemez ve ona göre kurulamaz. Yani bilebileceğimiz bütün yasalar, bu bakımdan bütün yasalar buna kontrol edilir, bu onların ideolojik temel oluşturuyor. Dolayısıyla evet doğrudur. Bugünden yarına bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Ama eğer biz Kürt meselesinden radikal bir çözümün yolunu açmak istiyorsak, elbette Kürt meselesi bir çırpıda çözülecek bir mesele değil. Bir zaman diliminde yayılacaktır ve bu ortada zaten. Ama eğer biz bunun yolunu açmak istiyorsak, yani çözüm yoluna girmesini istiyorsak, işe radikal bir biçimde başlamamız gerekiyor. Yani elbette benim bu söylediklerim bu tür raporların yapılmaması gerektiği manasına gelmiyor. Bu da yapılmalıdır ama bir yol seçmeliyiz kendisi. Bu yol olacak. Yani birincisi bu maddeyi, yani bu madde bundan kaynaklanan yaklaşımlardan vazgeçeceğiz. Ve ona göre bir denemeler yapacağız. Ötesi nasıl olur? Siz bu tür iyileştirmeler yaparsınız, iyi de olur. Ama yarın bir gün Türkiye siyasi bir istiyak rahatsızlığa girerse tekrar o anayasa maddesine ve maddelerine dayanır, tekrar o yasaları koyarsınız. Nitekim ve hatta biri kalkar der ki bu anayasaya yasaktır der bu şey kanun. Anayasa mahkemesine gider, anayasa mahkemesini bunu iptal eder. Bildiğim kadarıyla. Niye iptal eder? Çünkü anayasa mahkemesi bunu emredir. Eğer anayasa bir devletin nasıl yöneticilerine dair bir şeyse, kanunlar toplamında bir yaklaşımsa, bir hadi diyelim toplumsal sözleşme ise, o zaman işe anayasadan başlamak gerekir. Eğer bunun çözüm yoluna girmesini istiyorsa. Şimdi bir de Türkiye'de belli tablolar var. Bir tanesi de üniter dönem. Bu tablo, ağırlık tablo, kutsal. Geç bizim ülkelerde de bir tablo var ama ona girmeyeceğim. Şimdi siz farklı bir öneri getirdiğiniz zaman, geçenlerde bir şey vardı, televizyonda bir oturum vardı. Hükümet sözcüsü vardı işte, Sayın Akın Gürdal. Gürdal çok güzel, Akın Gürdal vardı, özür dilerim. Akın Gürdal, diğer burada mı var? Akın Gürdal vardı. Sayın Karşı'nın zaman buna bir soru sordu. Bu Kürtçe eğitimi düşünüyor musunuz? O dedi bu ülkesiyle bu ücretleri bölünmez misin? Ya? Çok da ülker devlete hangi ortamı kullanıyor? Ne alakası var? Şimdi bir ülkenin milli eğitimiyle ilgili soruyu götürdü, üniter devleti yamadı. Şimdi yani şeyde milli eğitim yok mu? Diyelim ki federal anlamda var. Ama federal bir yapıydı. Şimdi federal Almanya anayasası o federal bölgelerden oluşmuştur. Ve o federal bölgelerdeki insanlar tarafından kabul edilmiştir. Ve tamamen onların iradesine dayanmaktadır. Şimdi burada var işte, orada şey, yani üniter devleti bazen yanlış yerde de kullanıyoruz, sınır meselesi. Efendim söyleyeyim, üniter devletten vazgeçtiğiniz zaman sanki bağımsız bir kültür oldu. Yani bağımsız kültür fikriyle üniter devlet fikrini karşı karşıya buluyorsunuz. Ya biri ya diğeri, olmadı işte. Olmadı çünkü bunun orta yolları var zaten. Bir örneği de şeydi, Sayın Asaf Savaş anlattıydı. İşte başka ülkeleri de var. Dünyada uygulamalar vardır. Dolayısıyla bunu da kapanmaktan çıkarmamız lazım. Çünkü bunu, özellikle bunu tartışamazsak, biz farklı önerileri kim getirse gelirse fazla aynı olma tehlikesine karşı başlayalım. Dolayısıyla bence kısaca hiçbir tabuyu kabul etmeden, tabu kabul etmeden, hiçbir şey kutsal kabul etmeden bu sorunu eline koyuna tartışmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.
Peki, teşekkür ederim. Sayın Şerafettin Erçi, konuşmasında bir ara bir Kürt sorunu. Kürt'ü alacağım. Seçiyorsunuz. Sayın Erçi, Kürt sorunu bir ulusal sorundur dedi. Bunu bazıları, yani Kürt ulusunun varlığına ilişkin bir önerme gibi anlayabilirler. Ben sanıyorum onun kastettiği şeyi doğru anladım. Kürt sorunu yerel bir sorun değildir, ülke çapında bir sorundur anlamına, ulusal bir sorundur. Gerçekten Kürt sorunun çözülmesi, ben burada Türk olarak konuşuyorum, bizim de, Kürtlerin de özgür ve demokratik yaşamamızın zorunlu koşulu. Şimdi Türkiye'de aşağı yukarı 70 yıldır devam eden, zaman zaman inen, zaman zaman parlayan bir iç savaş yaşanıyor. Şu sıra bu iç savaş hararetli bir şekilde devam ediyor. Bu sorun karşısında alacak bir takım acil önlemler var. Bir de uzun dönemli çözüm sorunu var. Unutmayalım ki Kürt sorunu Türkiye sınırları içinde yaşayan insanlarla sınırlı bir sorun değil. Bizde, bizim sınırlarımız içinde Kuzey Kürdistan denilen bölgenin halkı var. Ama bunun dışında Irak'ta, İran'da da yaşayan önemli miktarda Kürt halk var. Bir kere ben uzun dönemde çözüm için belki biraz ütopik gibi olacak ama uzun dönemde çözümün bir federasyon içinde mümkün olabileceğini düşünüyorum. Fakat kesinlikle bir Kürt federasyonu değil. Çok daha geniş bir federatif yapı. Yani bir yakın doğu ülkeleri federasyonu içinde bunun çözülebileceğini düşünüyorum. O üç ayrı milli devlete dönülmüş Kürt halkının yerleşmesinin de bu çerçeve içinde olabileceğini, yani Bulgaristan'ın da, Yunanistan'ın da, belki başka Balkan ülkelerinin de, Kafkas devletlerinin de ve birçok Arap ülkelerinin, hatta İsrail'in de dahil olacağı bir bölgesel federasyon içinde Kürt sorunu nihai çözümüne ulaşabilir, ondan önce nihai çözüme ulaşamaz. Acil önlemler konusunda Bülent Tanör'ün verdiği liste, gerçekçi liste, anayasal değişiklik olmadan gerçekleştirilebileceğini düşündüğü liste benim desteklediğim önlemleri içeriyor. Hatta bundan daha acil, yani yasama tedbirleriyle çözülebilecek şeylerden daha acil önlemler de alınabileceğini sanıyorum. Hatta bunun mesela bu toplantıda bir takım önerilerle ortaya çıkmasını isterdim. Yine bahar günleri yaklaşıyor. Yine Güneydoğu'da durum sıcaklaşacak. Türkiye kamuoyunu ve dünya kamuoyunu bu soruna karşı daha duyarlı hale getirmek için mesela bu toplantıdan bir takım insanların seçilerek, ayrılarak, görevlendirilerek oralara gitmesi gibi. Özetle ben acil önlem olarak ama nihai çözümü oluşturmayacak bir takım tedbirlerle Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli insanların kültürel ve idari özellik diye tarif edilebilecek bir çerçeveye oturtulmasından yani. Yalnız bir Türk aydını olarak şu rahatsızlığımı da söyleyeyim ki buna bir miktar Ümit Fırat değindi. Ben ve benim gibi düşünen insanlar biz Türk milliyetçiliğine eleştiren bakıyoruz. Mesela Türk hükümetinin alacağına şahit vereceğine karga tavrına karşı çıkıyoruz. Karabağ'da bir başka ölçü, Kıbrıs'ta bir başka ölçü uygulamaya kalkmasını kötü gözle görüyoruz. Biz kendi milliyetçiliğimize eleştiren bakarken bizim Kürt milliyetçiliğin taleplerini desteklememiz mümkün değildir. Milliyetçiliğin romantik olmayanı yoktur.
milliyetçiliği iyi olabilir, milliyetçiliğin savunmada milliyetçilik falan diye ayrımlarla gizlenmesi bizim kabul edebileceğimiz, bağışlayabileceğimiz şeyler değildir. Biz ancak insan hakları çerçevesi içinde Kürt kardeşlerimizle dayanışır ve onların haklarını savunur. Yoksa onların bizimkinden aşağı kalmayan saçma milliyetçi taleplerini destekleyemeyiz. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Celal Baykara. Ve medeniyetçiliğinin karşısında korumak görmeyecek.
Şimdi bu mantıkla hazırlanmış bir anayasa ve bu anayasaya bağlı olması gereken yasa. Yine anayasadan devam ediyorum. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması. Madde 13. Temel hak ve hürriyetler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün milli egemenliğin korunması amacıyla ve ayrıca anayasanın ilgili maddelerinde öngören özel sebeplerle anayasanın sözüne ve ona uygun olarak kanuna sınırlanabilir. Ve tabii bu konudaki maddeye bağlı olarak bir sürü yasalar, biraz sonra değineceğim onlara, bir sürü yasalar da buna göre değerlendirilmiş ve yazılmıştır. Yine anayasada devlet kurma hürriyeti, herkes önceden izin almasını demek bir mahkuma sahiptir. Ancak biraz önce okudum, 13. maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemiyorlar bu dertliğine. Yine biraz önce evvel arkadaşım değindi, Türk vatandaşlığı konusu, Türk devletinin vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk. Şimdi kısaca şöyle söyleyeyim. Biz devlet Türk realitesini kabul ediyoruz dedi, 1,5 yıl önce. Bu da Türkler için çok sevindirici oldu. Tabii akabinde bir takım şeyler bekledik. Yani neler yaptı? Bana göre savaş anlamında bu anayasada Kürt realitesini kabul etmiştir. Çünkü Kürt realitesini kabul etmiştir ki böyle bir başlangıç yaptı. O anlamda devletin veya hükümetin bazı yetkililerinden Kürt realitesini kabul ediyorum demeli. Kürtleri tatmin eden veya Kürtler onlarla mutabakat zeminine gösterebilecek bir açıklama değildir. Neden değildir? Çünkü biz Kürtler geçmişten beri devlet bunları. Devlet Kürtlere karşı savaş mı istiyor? Mutabakat mı istiyor? Bunu devlet yasalarıyla belirlemeli. Ben Sayın Bülent Tanrı'nın bu anlamda açıklamalarına şöyle katılıyorum. Devlet eğer Sayın Bülent Tanrı'nın söylediği yasal düzenlemeleri ivedilikle yaparsa belki Türk devleti Kürtlerle mutabakat arıyor anlamında Kürtlerde bir imaj olacak. Bu anlamda da sevindirici olacaktır tabii bizler. Şimdi anayasaya bağlı olarak diğer kısaca yasalara değinmek istiyorum. Divandan da sizlerden de özür diliyorum. Biraz uzayacak herhalde. Emekler kanunda kurulması yasak olan emeklerle ilgili 5. maddenin 5. fıkrası bölge, el, sosyal sınıfın meslek sıfasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak vesaire. Yine 6. fıkrası Türkiye Cumhuriyeti üzerinde ırk, din, meslek, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğu ileri sürmek veya Türk dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri kurmak, geliştirmek veya yaymak. Sürekli azınlık yaratmak. Bir yasa. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında yine yasanın 19. maddesi idareye bu anlamda her türlü gösteriyi yasaklamak yetkisi vermiştir. Terör ve mücadele yasasının Sayın Hocam deyince yasanın 8. maddesi özellikle bölücü mahiyetteki propaganda yapılmasına veya bu yolda örgütlenmesine meyilli olmak gerekmiş bir yasadır. Yine infaz yasası son çıkan infaz yasasıyla af biçiminde sözde lanse edilen infaz yasasıyla çifte standart uygulanması, yani Türkler için af, infaz, Türkler için yok anlayışı ortaya konulması. Yine olağanüstü hal yasası ve özellikle de siyasi partiler yasası. Madde 81 siyasi partiler yasası. Siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya din, kültür veya mezhep veya ırk veya dil farkına dayanan azınlıklar bulunduğu ileri sürer. Ve siyasi partiler Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet kültürünün bozulması amacını bilemez. Ve bu yolda faaliyette bulunamaz. Yine madde 82, siyasi partiler kuruluşlar ve bütün örneklere bölgecilik veya ırkçılık bilemez. Bu amaca yönelik faaliyette bulunamaz. Yine 78. madde aynı yasanın siyasi partiler bölgeye ırk, belli kişi, aile, zümre ve cemaatin meslek veya sarkıya kısımlar dayanamaz veya hatlarını kuramaz. Ve bununla beraber bir sürü yasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Kanunu'nun devletin şahsiyetine karşı cürümler babında işte Kürtlerin yani bir Kürt'ün en ufak bir hak arama mücadelesi bile ceza yasalarımıza göre 225. maddeyle müeyyenlendirilebilecek durumdur. Bu koşullarda ben size çok çarpıcı haline bir şey söylemek istiyorum. Yasanın bedeni kanunu 74. madde ve vakıflar hukukuna göre bir ülke düşünün, kar aynakları koruma vakfı kurabiliyorsunuz. Devlet buna izin veriyor. Ama işte Kürtlere Kürt Eğitim Vakfı kuramıyorsunuz. Devlet buna izin veriyor.
gerekçesi yok. Yani bir şirket vakıf kuruyor, Türk Eğitim Vakfı. Siz aynı vakfı Kürtler için kurmak istiyorsunuz, Türk Eğitim Vakfı olarak. Buna devlet izin veriyor. Ve ben merak ediyorum tabii. Yani biz Kürt aydın siyasetinin demokratikleşme önünde tartışmaya açmak, mutabakat sağlamak ve bu yolda bu amaçla mesafeler kat etme istemleri böylesi bir toplantıyı gerektirdi. Umarım bundan sonra yine bir toplantılar olacak. Ama biz Kürtler çok acil durumdayız. Olaya biraz Kürt gözüyle bakmak istiyorum. Sanırım devlet veya başka kişiler, kuruluşlar, sivil toplum kurumları gözlerini kaparlarsa herhalde sanırım bu mutabakatı yakalayamayacağız. Biraz zor olacak. Çünkü güvenli tedbirler almak gerekiyor. Demokratikleşme süreçtir. Nasıl süreçtir? Tabii onu da ayrıca tartışmak lazım. Demokratikleşmenin ortası olmaz. Bir ülkede ya demokrasi olur mu? Yani tabii ama demokratikleşme yolunda adım atma mutlaka o ülkedeki demokratik güçleri sevindirir ve umutlandırır onu. Fakat bizim ülkemizde 2 sene önce yani ve sıcak savaş ortamı olmasına rağmen ülkede devlet ben Kürt cahilesini kabul ediyorum demesine rağmen 1982 anayasasının başlangıç ilkesindeki savaş hayranlıkta başlangıç ilkesindeki hükmün dışına maalesef çıkartmıştır. Ve bu durumda da sanırım mutabakatı biraz zor yakalayacağız. Belki çok uzun tartışacağız. Ama bu yine de umutsuz değildir. Ben söyleyeceğim konuda bunlardır. Ve demokratikleşmenin önündeki adımları devleti zorlayarak yavaş yavaş zorlayarak bunları aşmak gerektiğini inanıyorum. Saygılar. Evet, şimdi söz sırası siyasi partilerimizde. Siyasi partilerimizin temsilcilerinde bunları yerlerine alacağız. O bölüme başlamadan önce elimize ulaşan mesajlar var. Yalnız bunlar çok uzun. Zamanımız çok sorun oldu. Çok 19.30'a kadar bu toplantıyı bitirmek zorundayız. Siyasi partilerimizden sonra katılımcıların bir bölümüne hiç değilse 15-20'de söz vermek istiyoruz. Bu nedenle sadece isimlerini okuyacağız. Bizi bağışlasınlar. İsimlerini okuduktan sonra siyasi partilerimizin tartışmasına başlayacağız. Teşekkür ederiz. Kıymetli konuklar, gerekse basından, gerekse siyasi partilerimizden Kürt realitesini tanımanın gerekleri sapacımına çok büyük bir ilgi var. Ancak özellikle Avrupa'dan günde olan Kürt aydınlarından çok sıcak ve geniş bir ilgi var. Bu ilgilerini uzun uzun sayfalar dolusu çektikleri fakslarla ortaya koymuşlar. Bunların tamamını okumak mümkün değil. Sadece mesaj gönderenlere teşekkür ediyor. Mesaj gönderenlerin isimlerini anons ediyorum. Hemreş Reşov, İbrahim Güçlü, Bayram Ayaz, Mehmet Uzun, Ruşen Aslan, Seruk Vakıf Ahmetoğlu, Avukat Veysi Seydanlıoğlu, Türkiye'den Hacı Boğatekin, Gergen Fırat Gazetesi sahibi, İbrahim Gürbüz, Mezopotamya Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı, Baskın Orhan, Aydın Güven Gürkan, İçer Milletvekili SHP Grup Başkan Vekili, Atilla Hun, Kars Milletvekili, Nizamettin Barış, Sibel Karaoğlu, İşçi Partisi Genel Başkan Basın Sekreteri. Teşekkür ediyoruz. Davet edelim.
Parti temsilcilerimize kısa sırasına göre söz vereceğiz. İki tur yapacağız bu toplantıyı. İlk turda her konuşmacı 10 dakikayla konuşmasını sınırlayacak. Sanıyorum zamana riayet edeceğiz. İkinci turda yine 10'ar dakikayla bu turu da tamamlayacağız. Söz şimdi Sayın Mehmet Türker'in. Buyurun. Partilerimizin kıymetli temsilcileri ve burada hazır bulunan değerli misafirler. Önce Kürt Aydın İnisiyatifi topluluğunu bu güzel inisiyatifi dolayısıyla tebrik etmeme müsaade buyurmanızı rica edeyim. Son konuşan arkadaşımız Sayın Baykar'ın endişesine ben şey yapmıyorum, çok fazla ısrar etmiyorum. Çok tartışalım ama silahlı konuşalım. Böyle bir platformun, böyle bir zeminin burada çıkmış olması hakikaten çok memnuniyet verici. Hatta ben Sayın Şerafettin Elçi'den rica ettim. Gelin bu toplantının aynını bir de Diyarbakır'da yapalım. Orası ne güzel bir şehrimiz. Oradaki arkadaşlarımız da, orada bulunanlarımız da istifade etsinler. Çok güzel bir şey olacağından eminim. Önce bu kimlik meselesi üzerinde tabii bir takım soruları da entelektüel olarak soracağımı, tabii keyfimizi kabul etmenizi rica ederim. Bu Kürt kimliğinin önce kendisini neyle tanımladığı konusunun meşru bir olduğunu kabul etmek lazım. Acaba bu kimlik tanımlayacak kudrette bir dinin varlığından bahsedebilir miyiz? Bunu soru olarak soruyorum. Yani açılsın diye, tartışılsın diye. Bir ırkın varlığından bahsedeceğiz, bir yaşayış tarzından ve bir sosyal teşkilatlanma meselesine değinmek lazım kudretli olarak. Ancak bu soruların cevaplandırılması suretiyle, esaslı surette cevaplandırılması yoluyla kültürel kimlik boyutu ortaya çıkacaktır. Ben oraya birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Şunu söylemek istiyorum ki, tarihte kimse açık açık Kürt kimliğini inkar etti. 1983 yılındaki uygulama da askeri idare Kürtlerin ağzını kapadı deniyor. Kürtlerin ağzını kapadı. Yani hepimizin ağzı kapalı kaldı ve bunun bir büyük mücadeleye de girişimi de çok şükür günlere gelindi. 83-91 arasındaki bir hadiseyi tüm tarih boyunca da vukua gelmiş bir şey olarak görmemek lazım. Çünkü çok uzun bir müddet içerisinde bu iki toplum kendi içerisinde beraberce yaşadı. Din konusunda bir şeye dokunmak istiyorum. Muhtemelen bu yorum tartışmaya açık olmak üzere hac yolu emniyeti almak isteyen Osmanlı Devleti Şii-Sünni çatışmasını önleyebilmek için Kürtleri yerleştikleri toprakların sahibi kıldı. Başka yerlerdeki tımar sisteminde bu yok. Tımar zeyamet dağıtıldığı zaman tımar veya zeyamet sahibi yayrımı suretiyle uzaklaştığı zaman ya ihanet dolayısıyla alınması lazım geldiği zaman alınıyor ama bir devamlılık yok. Halbuki buradaki sahiplik aşağı yukarı tamamen babadan oğula geçecek şekilde oturmuş. Burada bir ince nokta olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bu fevkalade hassas yerde çok önemli, çok değişik bir idare tarzını koymuş olduğunu söylemek istiyorum. Tabii dil meselesine geliyorum, bu kişilik meselesinin içerisine girme açısından. Türkçe diye tek dil olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Enteresan bir nokta da PKK'nın Türkçe konuşması. Emirler hep Türkçe diyor, biliyor. Şey yapıyor. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Yalnız beş dilin varlığının inkar edilmemesi bir kültür iletişim aracı olarak yeterli güce sahip olup olmadığının incelenmesini gereğini de ortadan kaldırmaz. Buna da bakmamız lazım. Türkçe öğrenimini bir eritme politikasının eseri olarak değil, asgari bir eşitlik unsuru olarak görmek lazım. Topluma katılmak için bu zaruridir. Bunu öğrenmeyen topluma katılamayacak. Burada size Fransa'nın Bretagne bölgesindeki bir tecrübeyi aktarmak istiyorum. Breton lisanı
kabul edildi. Fransız hükümeti kabul etti. Breton lisanı açık olarak öğretildi. Bütün ders kitapları Breton lisanına tercüme edildi. Fakat bir müddet sonra görüldü ki sadece Bretonca'yı bilen ama Breton lisanını bilen fakat Fransızca zayıf olanların Fransız toplumunun genel büyük hareketi içerisine girme imkanları azaldı. Bu devam ederken evlerde özellikle Fransızca dersleri almaya başlandı. Tabii önemli bir nokta ki aslında bizim için dünyaya katılmak için Türkçe bile yetmiyor. Hızlı gelişmeyi yakalayabilmek için dil meselesine çok esaslı surette eğilmek lazım. Ama kendi görüşüm olarak burada dili öğreteceklerin yetişmesinin itina ile yapılması şartıyla seçmeye tabi olarak Türkçe dilinin öğretilmesinde kesin olarak karşı bir şey yok. Irk meselesine baktığımızda saf ırk ihtimali zaten yok. Buralarda büyük bir harita söz konusu. Tarih boyunca gelişen özellikleriyle bir harita. Med artıklarına ilaveten Orta Asya'dan gelip İran'a geldikten sonra Persler tarafından gelinen ve son derece fazla geçiş bulunan Balkanlar kadar değişik şeylerin olduğu, orijinden insanların olduğu, Kafkaslar kadar değişik orijinden insanların olduğu büyük geçiş noktaları olan bir yerde bulunan insanlar. Yaşama tarzına bakacak olursak, kimliğin esaslı bir diğer üçüncü unsuru olarak, bunları çok çabuk geçiyorum tartışma şeyi olsun diye. Türklerle büyük bir aynıyet görülüyor. Göçebe, yarı göçebe, yerleşik gruplar. Farklılığa bakacak olursak Bursa ile Balıkesir arasında farklılık var. Çok eskiden beri Anadolu'da oturup kendine mahsus bir hayat tarzı geliştirmiş bir kitle olmaktan çok Orta Asya'dan gelip yerleşmiş Türklere benzer bir hayat tarzı götürülüyor. Bir de yaşama tarzı itibariyle bir yerleşiklik özelliğini de çok fazla gösterdiği söylenemez. Kimlik meselesinde en dikkati çekecek nokta bence sosyal teşkilatlanma konusudur. Türklerle Kürtler arasındaki da en önemli farklar. Kürtler hala aşiret düzeninde, hala millet devlet düzenine geçmekte henüz bir takım merhaleleri aşmaları lazım. Burada ince bir noktayı işaret etmek istiyorum. 27 Mayıs ihtilali bütün Türk milletine zarar verdi. Türk vatandaş, Türk devletine vatandaşlıkla bağlı olanlara demek istiyorum. Yani hem Türklere hem Kürtlere. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi AŞ düzeninin 27 Mayıs'ta dağılması ve bu mahalli liderlerin kendi toplumlarından uzak kalması suretiyle geride kalan kitleleri dağınık ve ezik gruplar haline getirmiş olmasıdır. Modernleşme sürecinde Türk ve Kürt toplumların çok önemli bir özelliği var. Bu modernleşme sürecini liderler yoluyla götürüyorlar. Sosyal yapıda tedrici, derece derece bir gelişme imkanı tanımak. Sosyal gelişme, sosyal liderlerin modernleşme aracı olarak kullanılmasıyla çok daha kolay sağlanabilirdi. 27 Mayıs hareketi burada Kürt toplumuna çok büyük bir kötülük yapmıştır. Bu biraz da işin gecikmesine sebep olmuş ve bence bu surette liderleri ortadan kalkınca sahipsiz halk kolayca anarşiye teslim olur bir durum içerisine gelmiştir. Başka bir noktaya Sayın Asaf Savaş Akat temas etti. Çok düzgün bir nokta. Bütün tasarrufların ne olursa olsun mutlak kaynak olarak bir karşılığı var. Bu meselenin kaynak bulunduğunu kafi derecede inceleme zarureti vardır. Türkiye'de planlı dönemler itibariyle daha sıhhatli rakamlar olduğu için çok global bir rakam söylemek istiyorum. Buraya verilen kaynaklar, buradan temin edilen kaynaklarla karşılaştırıldığı zaman bu oranın en az 1'e 2 olduğu görülecektir. Ve burası kaynak açısından, kaynak tahsisi açısından merkezi devlette bir mahalli grup özelliği arz ediyor. Mahalli gruplar kendi özelliklerini geliştirmek için yapacakları harcamaları kendileri ödeyeceklerdir.
bir ölçüde kendileri ödemek mecburiyetinde ödüler. Çünkü şu soruda meşru olarak sorulabilir. Çerkes, Laz, Pomak, Boşnak, Kürt'ün eğitim masrafını niye yüklensin? Herkes kendi eğitim masrafını yüklensin ve şey yapabilsin. Bu noktaya gelecek. Çünkü şu anda Türk Devleti'nin kaynak kullanımını çok rasyonel olarak yaptığını söylemek mümkün değil. Başka bir gerçek de tabii Batı'dan gelen katkıların burayı çok Batı'dan gelen teşviklerin, Batı'dan gelen önceliklerin ve ödeneklerin hep Batı'dan gelmiş olan kaynakların burayı buranın idamesini sağladığı açıktır. Hatta bu öyle bir hale gelmiştir ki bir genel idare kurulu toplantımızda bir eski bakanımızın söylediğini söylemek istiyorum. Dedi ki Kastamonu'nun Diyarbakır seviyesine gelmesi için 50 sene lazım. Bu Türkiye'nin bazı bölgeleri için doğru. Hakikaten bölge Kastamonu'ya, Yozgat'a, Sivas'a, Çorum'a, Tokat'a nispetle birçok yerinde çok daha ileri ve çok daha mücehez. Dünya standartlarına göre fakir sayılabilecek Batı hala kaynak aktarmaya devam ediyor. Tabii bu kaynaktan fırsatını alan da daha imkanı olan yerlere geliyor. Ayrılık, ayrılıkçılık ve federal devlet söz konusuysa Kürt zenginlerinin kendi bölgelerine vergi vermeleri, kendi bölgelerinde yatırım yapmaları ve istihdam yaratmaları lazımdır. Halbuki bölgedeki durum yatırımı kaçırtmak için her türlü şeyi yapıyor. Kültürel kimlik arayışıyla daha kapalı bir toplum yapmak yerine 21. yüzyıla ve hızla gelişen bir gelişme sürecine büyük bir topluma katılmak, açık bir şekilde girme yollarını düşünmek, modernleşmeyi ve refahı arttırmak bakımından Türk ve Kürt aydınlarına düşen çok önemli bir görevdir. Bütünleşmeyi biz küçük manasıyla değil, küresel anlamıyla düşünüyoruz. Avrupa topluluğu, NAFTA, Kuzey Amerika Birliği topluluğu, Pasifik kaplanları gibi entegrasyonlar sadece ekonomik değil, siyasi ve kültürel birlikler. Böyle bir ortamda dar bölge milliyetçiliği akımı sadece sosyal ve kültürel bakımdan az gelişmiş sayılabilecek Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da ortaya çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılımı karşısında İngilizlerin dar bölge milliyetçiliği esprisine direnme sağduyusunu gösteren Kürtlerin ki bu direnmede kendi liderlerinin çok büyük rolü vardır. 21. asır başında bu tuzağa düşmelerini anlamak mümkün değil ve düşmeyeceklerinden eminim. Araplar bu oyuna düştüler. Paramparça oldular. Dünyanın en zengin kaynakları üzerinde hala fukara halklar olarak yaşıyorlar. Sağduyu, bilgelik ve tecrübe birikimi karışık bir bölgede çok uzun zaman yaşamış olmaktan ileri gelmektedir. Anadolu Yarımadası'nda yaşayan farklı topluluklar, Anadolu Birliği bozulduğu zaman varlıklarını yitirmişlerdir. Tabu kelimesine biraz dikkatle eğildim. Tabu değil, üniter devlet esasında aslında Anadolu'nun bir jeopolitik birliği var. Anadolu'da yaşayan halklar bu jeopolitik birliğe çok büyük hassasiyet göstermişlerdir. Anadolu'yu meydana getiren Türkler, Kürtler ve Alevi toplulukları jeopolitiğin bu özelliğini iyi kavradıkları için bütünleşme fikrine adeta insiyafi olarak sarılmışlardır. Bunlar üç ayrı devlet olarak ortaya çıksalardı bugün hayatiyetlerini çoktan yitirmiş olurlardı. Kürt hayatiyetinin devamında bu jeopolitik özelliğin idrakinin kültürel kimliğin ortaya konmasında daha ağırlıklı rolü olduğuna inanıyorum. Mesajımı iki noktada toplamak istiyorum. Bir, Kürt toplumunun dağınık aşiret düzeyinden çıkıp millet düzeyine gelebilmesi için bir modernleşme stratejisine ihtiyacı var. Liderlerden mahrumiyet bu işi geciktirmiştir. Ama asla bir toplumun geç kalması düşünülemez. Bu çok uyanık hareket, çok ümit verici bir hal olarak gözüküyor. İkincisi, bunu yaparken dünya perspektifine sahip olmak ve dar bölge milliyetçiliği oyununa kesin olarak düşmemek lazım gelir.
Kürt Aydın İnisiyatifi topluluğu bir sosyo-kültürel değişim problemini çözecek bir faaliyeti göstermelidir. Beklenen odur ve eminim ki bu çok sıcak kanlılıkla, çok teşvikle karşılanacaktır. Ayrılıkçılık stratejisiyle dünya ile bütünleşme stratejisi arasında seçim yapılmalıdır. Tabii her stratejinin kendi ayrı gereği var. Seçilecek strateji net olarak görülebilir olmalı. Hepimizin kabul ettiği gerçek, Türkiye'nin epey bir zamandan beri küreselleşme stratejisi içerisinde geçmiş bulunduğudur. Burada hiçbir ayrım yapmıyorum. Türk ve diğer bütün orijinlerle Türk, bugün Türk devletini meydana getiren toplumlar bu strateji içerisinde yer alacaklardır. Başka türlü bir stratejiyi görmüyorum. Bu bütünleşme içerisinde katı, birbirinin varlığından haberdar olmayan, birbirine saygı göstermeyen toplumlar değil, bilakis kendi kimliklerini rahatlıkla ortaya koyan ve bu kimliklerin meydana getirdiği zenginliği olduğu gibi diğer nesillere, gelecek nesillere aktarma ve onlara zenginleştirerek aktarma maliyetini gösteren bir toplum olma ümidiyle şimdilik saygılarımı sunuyorum. Sabrınıza teşekkür ederim. Sayın Acar Oğuz. Mustafa Sayın. Sayın Başkan, Türk Aydınlar İnisiyatifi'nin düzenlemiş olduğu Kürt sorunu üzerinde düşünce ve politika üretmeye yönelik bu toplantıya katılmış bulunan tüm çağrılık davetli değerli arkadaşlarım, benimle beraber bu panelde yer alan diğer siyasi parti temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşmamakla beraber parti adına hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kürt sorunun temelinde en önemli aşılması gereken nokta kamuoyu sorunu, yetersiz kamuoyu konusudur. Kürt sorunun ne olduğu, hangi düzeyde nasıl hangi yöntemlerle aşılması gerektiği konusunda ne doğusundan Trakya'ya, Karadeniz'inden Akdeniz'e siyasi partilere öncülük edecek, yol gösterecek, getirince bir kamuoyunun baskını oluşmamış olması. Bu konuda doğaldır ki siyasi partilerin büyük bir sorumluluğu vardır. Aydınların büyük bir sorumluluğu vardır. Ben bu toplantıyı özellikle bu bağlamda, bu boyutta Kürt Aydınları İnisiyatifi'nin bu etkinliğini bu nedenle çok önemsiyorum. Bu tür toplantıların siyasi partilerin ve Güneydoğu'da bu sorunlar çözüm arayanların ve ülkemizdeki tüm Kürtlerin sorunu aşabilmesi için çok ciddi araç